Önceki günlerde bir meclis toplantısı yapıldı ve meclis Karaburun'da sert tartışmalar içerisinde geçti. Efendim biliyorsunuz Karaburun Belediye Başkanı'na şikayet edildi. E, yargılanıyor Karaburun Belediye Başkanı. E, açıklama yapmış efendim. Benim alnım ak, başım dik. 3-5 kişi bazı kanallarda elinde mikrofon almış halkın sesiymiş gibi konuşuyor. AK Parti grubuna sesleniyor Sayın Başkan. Ee, fakat bu yönlendirmelere millet kara prim vermez diyor. Benim anlamak başım dik hesap veremeyecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Mali yapımız eleştiriliyor fakat artı 8 milyon bakiye ile kapattık diyor. Şu an kasamızda da 15 milyon lira hani kara burun parası çarçur ediliyor diyorsunuz diyor. Biz artı 8 milyon lira lirayla kapattık. Ee, şu anda kasamızda da 15 milyon lira paramız var diyor. Bir personel üzerinden çok tartışma yapılıyor. Basın Yayın Halkla ilişkiler Koordinatörü ee, Yıldız Sedef hakkında. Sayın Başkan'ın da akrabası ama başkan benim akrabam olması bir anlam ifade etmiyor. CV'sine bakın, liyakatına bakın, ehliyetine bakın. Nerelerde çalışmış? hangi görevlerde çalışmış, önceki çalıştığı yerlerden kaç para alıyormuş, şu anda Karaburun Belediyesi'nden kaç para alıyor, hangi görevi yapıyor diyor. Karşılaştırın. Ben rica ettim diyor. Hatta şahsi olarak konuştuğumuzda Sayın Başkan'la ben bu konuyu da sordum. Mustafa Bey özel sektörde çalışıyordu dedi. Benim halamın kızı. Ama o kadar güveniyorum ki CV'sine, liyakatına, bu işi yapabilirlik Yeterliliğine o kadar güveniyorum ki ben rica ettim yardımcı olur musun? Daha fazla mesai harcıyor şu anda özel sektörden daha fazla mesai harcıyor daha zor şartlarda belki de çalışıyor ve daha düşük ücretle çalışıyor. Dedi Sayın Başkan ben çok memnunum. E, mecliste de bu konuşmayı yapmış CV'sini inceleyin demiş ehliyetini inceleyin liyakatına bakın onun pozisyonu ve denginde birinin özel sektörde aldığı maaşa bakın. Burada aldığı maaşa bakın. Sadece benim halamın kızı veya akrabam olduğu için insanlara insanları rencide etmeyin demiş Sayın Başkan.